Merhaba arkadaşlar. Bu yani yeni zamanda olan bir şey. 1700. yazımı bitirdim arkadaşlar. 1700 yazı yazmışım şu ana kadar Medium'da. Çok böyle hakikaten hızlı gidiyor. Her gün iki yazı seviyesinde ilerliyorum şu aralar. Yani bu da şu demek, herhalde yeni yıla kadar falan, yeni yıl içerisinde 2025 başlarında 2000 yazıya ulaşacağım. Çok az kaldı 2000 yazıya ulaşmama. 1700. yazımı da sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde ve bir kutlama olsun diye paylaşıyorum. Size de ilham verir. Bakın, ben pandemide karar verdim. Mart 2020'de her gün dedim yazacağım ben. Ve ilk 100 günüm gerçekten çok zor geçti. Çünkü yazdığım şeyleri hiç beğenmiyordum. 100 tane yazı yazdım, hiçbiri tutmadı. Kuruşlar kazandım Medium'da. Böyle 1 dolar bile anca kazanıyordum yani. 1 dolara 50 kuruş falan kazanıyordum ilk girdiğimde Medium arkadaşlar. Ama işte sabredince, her gün yapacağım deyince, zinciri kırmayınca, pandemiden bu yana zaten 1700 günden fazla gün geçmiştir yani. Her gün muhakkak basmaya çalışıyorum. Yani 15 dakikam bile olsa mutlaka bir disiplin olarak bunu geliştirdim kendime. Çok yoğun bile olsam mutlaka bir şeyler basıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle yapıyorum, önden planlıyorum. Yani diyelim çok meşgul olacağım. Önceden sonraki günlerin makallerini de takvime koyup basabiliyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Bu şekilde böylece hiç gün atlamamış oluyorum mümkünse. Arada da gün kaçırdığım gene oluyor da, ama ekseriyetle gün atlamadan her güne yazıları önceden schedule ettiğim için, takvime koyduğum için otomatik basıyor yani. Çoğu zaman ben bizzat basmıyorum. Önceden takvime koyduğum için otomatik basılıyor arkadaşlar. Yani zincir kırmadan siz de bu şekilde Medium'da her gün üretebilirsiniz. Varlık üretebilirsiniz. Bu platformunuzu seçin. Her gün üretin. Ufak da olsa, mükemmel olsun diye beklemeyin. Hemen olduğu kadar ve basın geçin yani. Hiç düşünmeyin üzerine. Ben artık gerçekten hiç düşünmüyorum bu yazılar kaç tane oldu, ne oldu? Yani siz de böyle bu şekilde kendi varlıklarınızı üretebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bana çok soranlar olmuştu. Medium'da hocam ne kadar kazandınız bugüne kadar falan diye. Ben de onu hesapladım. Çünkü toplamını ben de bilmiyordum. Yani bir de bereketi kaçmasın falan diye böyle bir batıl inancım vardı. Şey yapmıyordum. Ne denir? İşte hiç hesaplamadım şu güne kadar. Ama sizden böyle üst üste sorular geldi. Ne kadar kazandınız hocam Medium'dan falan diye. Ben baktım. 4000 doları geçmişim arkadaşlar. Yani 4000 dolardan biraz fazla kazanmışım. Bu ayı katmıyorum yani. Bu ayı da katacak olursak işte 4100 dolar falan olmuş olabilir yani yaklaşık. Bunu da hesapladım. 1700'e bölünce arkadaşlar her makale başına yaklaşık 2,5 dolar kazanmışım yaklaşık yani. 2,5 dolardan biraz daha az kazanmışım. Ya ne diyelim, Allah bereket versin, iyi yani. Hani şöyle, aslında ortaya koyduğum zamanı kıyaslayınca, bırak 4000 doları, 40 bin dolarlık emek var orada yani. 40 bin dolar falan kazanmam gerekiyordu belki de, çünkü inanılmaz çok fazla mesaim gitti yani. Bir ufak bir business kurmak gibi bir şey yani aslında bu, yani startup'ımı kurdum gibi bir şey oldu. Çok fazla zaman harcadım, ama mesele şu bence, çok severek yaptım. Hiç para kazanmasam da ben yine bunu yapmak istiyordum. Yani bu para kısmı gerçekten işin biraz eğlencesi, oyun kısmı bence. Yani hiç para kazanmasam dahi ben Medium'da kendimi yazar olarak geliştirmek zaten çok istiyordum. Senelerdir, 15 senedir falan istediğim bir şeydi. 15 senedir yapamamıştım bunu. Ve bir yerde pandemi döneminde başlamış oldum bu yolculuğumu. Pandemiden bu yana da yani 4 seneden fazla zaman geçti. Neredeyse işte 4,5 sene falan oldu yani. 4,5 senedir ara vermeden hemen hemen her gün bir makale yazıyorum. Bazen iki makale birden bastım oluyor. Hatta bazı günler böyle gaza gelmişim, 3-4 makale falan bastım bile oldu yani. Özellikle yapay zekayı kullanarak merak ettiğim konularda yazıyorum. Bu bana inanılmaz bir merak iştah veriyor. Yani sürekli merak edecek yeni şeyler arıyorum arkadaşlar ve yeni şeyler buluyorum. Bu merak oyunlarını ben bir olimpiyata çevirdim. Yani merak ettiğim şeyleri ben bir kendi merak olimpiyatlarımı kurdum diyebilirim yani. Bu Medium benim için bu açıdan çok önemli. Kendi Rönesansımı kurmuş oldum ve kendi merak olimpiyatlarımı kurmuş oldum. Ve bu gelecekteki varlıklarımın da hepsinin temeli Medium'dur. Yani Medium'da yazdığım yazılar beni geleceğe hazırlıyor.
Derslerimde de bunları kullanıyorum. Öğrencilerimle de paylaşıyorum. YouTube videolarında da paylaşıyorum sizlerle. Artı bir sürü insana ulaşmış oluyorum. Binlerce insana ulaşıyorum. Her ay 10 bin kişiye falan ulaşıyor yazılarım. Aynı şekilde merak ettiğim konularda merak kaslarımı geliştiriyorum. Öğrenmeye devam ediyorum. Beceri geliştirmeye devam ediyorum. Geleceği özellikle merak ediyorum. Gelecekle ilgili asla öğrenemeyeceğim kadar çok şeyi öğrendim. Özellikle yapay zeka araçlarını kullanmaya başladıktan sonra inanılmaz bir ufuk açıcı bir şey oldu. Artık yani Medium'da yazmış olan 1700 tane yazı yazmış olan Fahri Karakaş gerçekten başka bir Fahri Karakaş. Yani o Medium'a başlarken ki Fahri Karakaş'tan nereden nereye geldim? 4-4,5 senede inanılmaz yol aldım. Bundan sonraki 4,5 senede nerede olacağım kim bilir yani bu hızla. Ve yapay zeka da giderek gelişiyor. Ve daha da merak unsurları, alanları daha da geometrik olarak artıyor. Ve kendi rönesansımı kurmak için daha da meraklıyım, daha da iştahlıyım. Dolayısıyla önümüzdeki 4,5 sene bence çok daha göz kamaştırıcı olacak. İlk 4,5 sene bence zordu. Bundan sonraki 4,5 sene daha yeni açılıyorum diye hissediyorum. Yani daha yeni açılıyorum, yani daha yeni öğreniyorum. Bir 1700 yazı daha yazarım gibi geliyor bana. Ve bu şekilde 4000 yazıya kadar falan 5000 yazıya kadar yolu var yani. Daha yeni başladım diye hissediyorum. Merak ettiklerimin yanında yazabildiklerim çok çok azı. Hala 500 tane makale var yazılmayı bekleyen, 500'den fazla. Onları bir türlü azaltamıyorum. Silmeme rağmen bazılarını basmama rağmen bir türlü azalmıyor. Çünkü yeni merak alanları çıkıyor sürekli. Yeni deneyler yapmaya devam ediyorum sürekli. Çok hızlı bir dönüşüm var aslında orada. O 500 yazı bir yandan sürekli azalıyor. Bir yandan da yenileri geliyor sürekli. Dolayısıyla çok böyle devinim var yani. Bir dönüşüm var diyebilirim. Ve bu Medium'a geri dönüp baktığımda bu bir girişimcilik hikayesi aslında. Bu benim startup'ım gibi. Yani bu online yazmayı ben 15 sene falan 20 sene önce istiyordum. 15 sene geciktim bu işe yapmaya. 15 sene boyunca hiç yazmadım doğru düzgün. Sonra canıma tak etti bu pandemi döneminde. Ne olursa olsun dedim yazacağım artık yani. Ve her gün yazacağım. Ve bu hayatımı dönüştüren bir karar oldu. Aynı anda YouTube kanalına da başladım. Her gün dedim mümkünse video atacağım. Bu iki karar benim hayatımı dönüştürdü diyebilirim. Hem YouTube kanalım hem de Medium'da sürekli yazmış olma. Gerçekten böyle hiç tanımadığım çok değerli bir sürü insanla tanışmamı sağladı. Hayatımı inanılmaz zenginleştirdi. Her açıdan hayallerimin peşinden, meraklarımın peşinden gitmeye, koşmaya başladım. Ve bu meraklarımı da çok daha geniş kitlelerle paylaşmaya başladım. Ve bunu üretkenliğe dönüştürmenin tılsımını buldum. Bu bence çok büyük bir lüks yani. Sabah kahvemi içerken her sabah yeni merak deneyleri yapıyorum. Merak ettiğim şeyleri taze taze paylaşıyorum. Öğrendiğim şeyleri taze taze internette yayınlıyorum. Bu beni özellikle son 2 senede acayip bambaşka bir insan haline çevirdi diyebilirim. Bence artık herkes yapay zekayı kullanarak binlerce dolar kazanabilir. Ve sürekli içerik üretebilirsiniz. Ve ben bu konuda yani böyle çok sıradan bir örneğim. Çünkü çok iyi bir yazar değilim. Yazdıklarım hiçbir zaman çok kaliteli olmadı. Buna rağmen benim gibi sıradan bir insan bile 4000 dolar kazandıysa bu yolculukta bence hayli hepiniz çok daha başarılı şekilde, hele bu gençseniz, daha iyi öğrenirseniz bu işleri, bırakın 4000 doları, çok rahat 40.000 dolar falan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece Medium'da değil, bu varlık üretme yolculuklarında bence çok böyle tek başınıza milyoner dahi olabilirsiniz. Böyle bir çağa girdik diye düşünüyorum. Yapay zekayı kullanarak bir kişi artık çok kolay birkaç senede milyoner olabilir arkadaşlar. Ve ben bu yolculukta heyecanlarımı sizinle paylaşmaya devam edeceğim. En önemli şey bence bütün bu yolculuklarda merak. Merak kaslarınızı geliştirin arkadaşlar. Neyi merak ettin sen bugün? Ne kadar çok merak ederseniz, ne kadar çok soru sorarsanız o kadar değerlisiniz bu devirde. Bu meraklarınızı paylaşın. Dünya ile paylaşın. Heyecanlarınızı paylaşın. Yolculuklarınızı paylaşın. Kahraman olarak sen nereye gidiyorsun? Hangi problemlerle cebelleşiyorsun? Beyninde hangi sorulara cevap arıyorsun? Bu soruları nasıl deneylere dönüştürüyorsun? Bunları paylaş arkadaşım bizimle. Paylaş, bas, yayınla, varlığa dönüştür, ürüne dönüştür, videolara, yazılara dönüştür. Biz de istifade edelim. Hep beraber birbirimizden öğrenelim. Ve böylece hepimiz
birer Rönesans yolculuğuna çıkalım. Yapay zeka ile artık hepimiz tek kişilik Rönesans yolculuklarına çıkabiliriz. Claude ya da GPT gibi kişisel asistanlarınızla, yapay zeka asistanlarınızla, iş ortaklarınızla artık 100 kişi kuvvetinde değer üretebileceğiniz bir devre girdik. Tek kişilik unicorn devri başladı yani. Tek kişilik startup'ınızla milyon dolar değer üretebilirsiniz. Donkey deniyor buna. Yani tek kişilik, tek başınıza kurduğunuz şirketin 1 milyon dolar seviyesine ulaşmasına donkey diyoruz. Artık bu donkey dönemi başladı yani. Yapay zekayla milyoner olabileceğiniz bir dönemin geldiğini size tekrar hatırlatıyorum ve hepiniz başlayabilirsiniz. Özel bir beceri setine de gerek yok yani. Tek ihtiyacınız olan şey merak, vizyon, yaratıcılık, hayal gücünüzü kullanma, disiplin. İşte her gün beyninizi bu konuda çalıştırma, değer üretme, korkmadan paylaşma bütün bunları, bütün bu yolculukları. Bunu yapan herkes bence binlerce dolar çok rahat kazanabilir yani günümüzde. Onun için böyle ekonomik krizle falan uğraşmayın arkadaşlar. Herkes kendi zenginliğini artık bulabilir yani bu dönemde. Dolarla çok rahat para kazanabilirsiniz yani. Bir sürü platformu kullanabilirsiniz. Ben bu konuda da video çekmiştim. O video da burada. Dolayısıyla artık arkadaşlar mazeretiniz yok. Laptopunuz varsa, internetiniz varsa, cep telefonunuz varsa tek başınıza milyon dolar seviyesine çıkabilirsiniz. Birkaç senelik iş yani. Hadi bilemediniz 10 sene olsun. 10 senede çok rahat milyon dolar seviyesine çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki öğrenin. Tek kişilik bir startup olun. Bir yandan full time çalışırken, ben mesela full time üniversitede çalışıyorum. Bir yandan da bu girişimcilik yolculuklarınızı yapabilirsiniz yani. İşinizi bırakın demiyorum yani. İstifa edin demiyorum. Bir yandan iş hayatınızda çalışırken, bir yandan bunları da hafta sonunda, akşamları, sabah erken, bunları, bu yolculuklara da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Tek bir kariyeriniz olmasın. Böyle bir düzine kariyeriniz olsun mümkünse. Bir sürü yoldan kendinize ufak kariyerler inşa edin. Öyle bir döneme girdik. 10 koldan 10 tane kariyeriniz olsun yani. Her birinde 10 parmağınızda 10 bilezik olsun yani. Ve sürekli deneyler yapın. Çılgınca deneyler yapın. Kendinizi şaşırtın. Bütün bu şaşkınlığınızı da internette paylaşın. O zaman pek çok insan bu yolculuklarınızda size eşlik edecek. Ve hayatınızda böyle bir sürü tanımadığınız insanlarla köprüler kuracaksınız. Beyinden beyne, kalpten kalbe bir sürü dostluklarınız olacak. Bu bence inanılmaz bir şey. Yapabileceğiniz bu hayatta en güzel şeylerden biri arkadaşlar. Siz de başlayın bu yolculuğa. Korkacak hiçbir şey yok yani. Kaybedecek de hiçbir şeyiniz yok yani. Ben bakın Medium'da 1700 kere bastım. 1700 tane makalemin hemen hemen hepsi de başarısızdır yani. Hiçbirisi viral olmadı benim. Bu 1700 makaleden hiçbirisi doğru düzgün viral olmadı. Çok böyle büyük paralar kazanmadı. Kimseler beni doğru düzgün okumadı seneler boyu. Hala da çok fazla okuyucu kitlem yok yani. Ama buna rağmen devam ediyorum yani. Çünkü ben kendimi eğlendirebiliyorum. Yepyeni şeyler öğreniyorum. Beceri geliştiriyorum. Bu yol maraton yolu ve kaplumbağanın yolu yani bu yol. Ben yavaş yavaş kaplumbağa gibi üretmeye, istikrarla ilerlemeye devam ediyorum ve devam edeceğim. 4,5 sene boyunca her gün bunu yaptım. Önümüzdeki 4,5 senede de yapmaya devam etmek istiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 1700 yazıya ulaştım. Evet ama bu daha başlangıç. 1700 yazı daha yazacağım diye hissediyorum yani. Ve daha bu yolculukta çok daha güzel şeyler keşfedeceğim. Daha keşfedeceklerimin çok azını keşfettim gibi hissediyorum. Dolayısıyla siz bir yerden başlayın. Bu 1700 yazıya bir yazıyla başladım ya ben. Bir yazı daha. Her gün yaparsanız zaten pandemiden bu yana 1700 günden fazla gün geçti zaten. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Mesela ne yapmak istiyorsanız hemen yapın yani. Hiç beklemeyin. Mesela kitap yazmak istiyorsan her gün bir sayfa yaz kardeşim yani. Bu kadar basit. Her gün bir sayfa yazarsan bir senede 365 sayfan olur yani. Bu kadar basit. İşte ne yapmak istiyorsanız hayattaki hedefiniz. Her gün yarım saat ayırın ya. Bir saat ayırın neyse yani. Önceliğiniz ne bu hayatta? Neyi başarmak istiyorsunuz? Her gün yarım saat ayır. Bu kadar basit yani. YouTuber mı olmak istiyorsun? Yarım saat YouTube'a ayır her gününü. Bu kadar basit. Roman mı yazmak istiyorsun? Her gün birkaç sayfa. Bir saat ayır yani yazar olarak. Yazarsan eğer her gün yazman lazım. İşte ne tanımlıyorsan kendini o mesleğini mutlaka icra etmen lazım. O alternatif kendinize meslekler geliştirin ve her gün bunların pratiğini yapın, becerilerini geliştirin arkadaşlar. Ve kendi kahramanın yolculuğunuza çıkın. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Bol şanslar bu yolculuklarınızda.